Ermenistan, inşaat malzemesi kisvesi altında Karabağ'a, Rus barış güçlerinin sorumluluk alanına giren Azerbaycan topraklarına asker taşıyor. Erivan'dan Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster tarafından Ermenistan Savunma Bakanlığı önünde hazırlanan bir röportajda ortaya çıktı. Bakanlık önünde toplanan aileler, çocuklarının inşaat malzemeleri taşıyan tırlarla gizlice Karabağ'a götürüldüğünü belirterek, olayı protesto etti çocuklarının Karabağ'a götürülmemesini ve hizmetlerine sadece Ermenistan'da devam etmesini talep eden aileler, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermeni askerinin Karabağ'dan çekilmesi gerektiğini söylediğini belirtti. Hazırlanan haberde, Ermeni hükümetinin sürekli olarak yalan söylediği ve 10 Kasım üçlü anlaşmasının şartlarını ihlal ettiği ortaya çıkıyor. Aileler, çocuklarımızın inşaat malzemesi olarak Karabağ'a götürülmesini istemiyoruz. Daha önce Karabağ'a dönmeyecekleri ve Ermenistan'daki hizmetlerine devam edecekleri söylendi. Şimdi onları gizlice Karabağ'a götürmek istiyorlar. Çocuklarımız inşaat malzemesi değil. Orada ya esir alınacaklar ya da öldürülecekler. Aliyev, Karabağ'da Ermeni askeri olmaması gerektiğini söyledi dedi. Başka bir asker ailesi de üçlü anlaşmaya göre Ermeni askerlerinin Karabağ'da görev yapmaması gerektiğini, çünkü Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ve Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın böyle bir hakkı olmadığını kaydederek çocuklarımızın Karabağ'a gönderilmesini istemiyoruz. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin imzaladığı bir açıklamada belirtildiği gibi orada olmamalılar. Ermeni komutanlığımız şiddete hevesli dedi. Bir başka yaşlı Ermeni, torununun bir buçuk yıldır Cebrail'de orduda olduğunu ve savaşta yer aldığını belirterek, savaş bitti, şarapnel yarası var ve depresyonda. Ancak bakanlıktan kişiler gelip neden evde olduğunu, askeri birliğe dönmek zorunda olduğunu söylediler. Onu alıp tedavi edeceklerini söylediler. Şimdi Karabağ'a dönmek istiyorlar. Ama Karabağ'da bir daha asla hizmet etmeyecek diye konuştu göstericiler çocuklarının öğleden sonra 3 sularında evlerini aradıklarını belirterek bizi sivil kıyafetlerle Karabağ'a götürmek istiyorlar dedi. Ailelerden birine göre askerler camları siyah film ile arabalara çekmek istediler ancak protestolarının ardından Karabağ asker nakliyesi durduruldu. Yaşanan olaydan sonra Azerbaycan tarafı açıklama yaparak 10 Kasım tüm askeri faaliyetlerin durdurulması da dahil olmak üzere ortak bir bildirinin imzalanmasının ardından Ermenistan silahlı kuvvetleri personelinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan topraklarına asker göndermesinin suç olduğunu ve anlaşmayı da ihlal ettiğini belirtti. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Ermenistan'da faaliyet gösteren uluslararası medya kuruluşlarına göre Ermeni silahlı kuvvetlerinin personeli Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesinde kandırılmış veya zorla askeri faaliyetlere katılmaları sağlanmıştır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınan topraklarına Azerbaycan'ın rızası olmadan Ermeni silahlı kuvvetlerinin konuşlandırılmasının uluslararası hukukun norm ve ilkelerini, özellikle de uluslararası sınırların egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve dokunulmazlığını ihlal ettiğini not ediyoruz. Ermenistan'ın taraf olduğu diğer uluslararası belgeleri açık bir ihlaldir. Ermenistan birliklerinin şu anda Rusya barış güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına yasa dışı olarak gönderilmesi, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin 10 Kasım tarihli ortak açıklamasına da büyük bir ihlal teşkil ediyor. 10 Kasım ortak açıklamasında Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasına paralel olarak Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarından çekilmesini öngördüğünü hatırlatıyoruz. Laçin koridoru boyunca her iki yönde de vatandaşların, araçların ve yüklerin güvenliğini garanti ediyor. Bu koridorun askeri amaçlarla, özellikle gizlice, sivil formda ve sivil araçlarda kullanılması Laçin koridoru rejiminin ağır bir ihlalidir. Bu, Barışı Koruma Birliği'nin kontrol mekanizmalarını baltalamakta ve birliğin bölgeyi istikrara kavuşturma çabalarına zarar vermektedir denildi. Ermenistan'ın adımlarının bölgedeki durumu daha da kötüleştirdiği aktarılan açıklamada, Ermenistan'ın adımları ilişkileri normalleştirmeye, bölgede karşılıklı tanıma ve devletlerin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası sınırlarına saygı temelinde barış ve istikrarı sağlamaya yönelik tedbirleri ciddi şekilde sorgulamakta ve durumu daha da kötüleştirmeye hizmet etmektedir. Bölgede askeri gerilime neden olan üçlü ifadenin yürürlüğe girmesinden sonra geçen yıl Kasım ayı sonlarında Ermenistan'ın Azerbaycan'a silahlı kuvvetlerini yasa dışı konuşlandırması olduğunu belirtmek isteriz. Terörle mücadele operasyonu sonucunda Azerbaycan askerlerine ve sivillere saldırılar düzenleyen bir Ermeni sabotaj grubu etkisiz hale getirilirken 62 kişilik bir grup gözaltına alınarak savcılara teslim edildi. Silahlı kişilerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarına yasa dışı girişi, ait oldukları ülke için uluslararası hukuki sorumluluğa ek olarak, bu kişiler için Azerbaycan Cumhuriyeti ulusal mevzuatı uyarınca bireysel cezai sorumluluk oluşturur. Ermeni askerlerinin başka bir ülke olan Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında özellikle aldatma ve zorlama yoluyla yasa dışı askeri kullanıma dahil olmaları, uluslararası insan hakları hukukunda ve Avrupa Konseyi gibi bölgesel kuruluşlar tarafından kabul edilen ilgili belgelerde yer almaktadır ve agit hükümlerin ciddi bir ihlalidir ifadelerine yer verildi. Azerbaycan tarafının Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarında yasa dışı konuşlandırılmasına son vermesini talep ettiği ve uluslararası toplumu Ermenistan'ın bu tür kışkırtıcı eylemlerine son vermek için gerekli önlemleri almaya çağırdığı ifade edilen açıklamada, aynı zamanda insan hakları kuruluşlarının, Ermeni silahlı kuvvetleri mensuplarının insan hak ve özgürlüklerini büyük ölçüde ihlal eden, meşru korumaya ihtiyaç duymadan hayatlarını ve sağlığını tehlikeye atan eylemlerini şiddetle kınaması ve ülkeyi caydırıcı tedbirler alması önemlidir denildi. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Ayvazyan, Karabağ'ın hiçbir zaman Azerbaycan'ın yetkisi altında olmayacağını söyledi. Herkesin haklarını dikkate alacak, Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar getirecek bir çözüme ancak müzakerelerle varılabileceğini savunan Ayvazyan, böyle bir çözümün temeli her şeyden önce Karabağ'ın statüsünün tanımı olmalıdır. Dağlık Karabağ sorununun özü, Karabağ halkının kendi kaderini tayin hakkı meselesidir. Bu hak zorla bastırılamaz veya dondurulamaz. Ermenistan, Karabağ halkının kendi kaderini tayin ve güvenliğe kadar haklarını tanıma açısından hareket etti ve hareket etmeye devam edecek. Karabağ hiçbir statü altında ve hiçbir koşulda Azerbaycan'ın yetkisi altında olamaz. Son saldırganlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak Ermenisiz Karabağ anlamına geleceğini bir kez daha doğruladı. Dağlık Karabağ ile doğrudan bağlantısı olmayan Azerbaycan'ın büyük şehirlerinde 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında düzenlenen etnik temizliği hepimiz hatırlıyoruz dedi. Karabağ'a yönelik saldırganlık, çatışmayı çözme yöntemi olarak güç kullanımı tüm dünya toplumu için bir meydan okuma olduğunu savunan Ayvazyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan eş başkanların otoritesini baltalamaktadır. Eş başkanların pratikte görevlerini yeniden onaylayacaklarını ve barış sürecini etkili bir şekilde yöneteceklerini içtenlikle umuyoruz. Karabağ'ın Ermenistan tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmasına gelince, Erivan müzakere sürecine bağlılığını sürdürüyor. Bugün gündemimizde tam da barışçıl çözüm sürecini yeniden başlatmak ve bunun sonucunda bölgemizde uzun vadeli güvenlik ve istikrara erişimin sağlanması mümkün olacaktır dedi.